Dördüncü sorumuza geldik. 5000 lira değerinde sorumuz geliyor. Hangisi pergele verilen bir addır? A. Yay çizer. B. Daire karalar. C. Açı yazar. D. Çember çeker. Yani pergel, daire çizmek için, çember çizmek için. Bir heyecanlandım. Ben seyirciye sorma joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki. Sevgili seyirciler, hangisi pergele verilen bir addır? A. Yay çizer. B. Daire karalar. C. Açı yazar. D. Çember çeker. Süreniz 10 saniye. Sevgili seyircilerimiz %55 oranıyla D şıkkı, ona en yakın %34 ile A şıkkı demişler Batuhan. Sen ne dersin? Ben teşekkür ederim seyircilere. D, çember çeker son kararım. Okulda derslerde kullandığını düşünüyorum. Pergeli, evet, kullandım. Gönyeyi, cetveli. Evet, bana da çok şey oldu, böyle bir güzel bir soru denk geldi. Evet, çember çeker. Çember çeker. Çember çeker, evet. Ama pergel her zaman yay çizer. Yay çizer, evet. Evet. Heyecanıma denk geldi, yenik düştüm. Ki kullandığında bir alet edevat. Evet ya. Çok şey oldu, her mimarlık okuyor. Seyircilerimiz değil de okuldaki arkadaşlarım ve öğretmenlerim bu konuda birazcık... Evet, daha... Hazırlıklı olursun artık Batuhan. Evet, kesinlikle. Asla unutma. Peki, paylaşmak istediğin bir şey var mı kalkmadan önce? Çok güzeldi. Benim için çok güzel bir tecrübe oldu. Buradan kısa bir selam göndermek Tabii istiyorum. Ki. Aileme başta. Beni her zaman destekliyorlar. Denizli'deler mi? Denizli'deler, aynen. Annem, babam, ablama çok selamlar. Arkadaşlarıma buradan çok selam söylüyorum. Hepsini çok seviyorum. Her zaman yanımdalar. Sizinle tanışmak çok güzeldi. Çok, çok güzel bir tecrübe ederim. Oldu benim için de. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Batuhan. Yolun bahtın açık olsun. Tebrik ediyorum. Amin, 2000 lirayla oluyorsun. Böyle olun lütfen. Tebrik ederim. Başarıların devamı. Teşekkür ederim.